Zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak da vardır. Ama bunlar böyle şart diye sıralanmış değildir. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İslam'ın 5 şartı nedir? Kur'an'da nasıl geçer? İslam'ın 5 şartı neden ahlaklı olmak ve adil olmak gibi kavramlar değil? Aslında İslam'ın 5 şartı diye bir şey yok. Bu tarih içerisinde geliştirilmiş bir formülasyon. Çeşitli hadisler uydurularak İslam'ın şartının 5, imanın şartının da 6 olduğu iddia edilmiştir. Bunlar geçmiş tarihlerde yaşamış olan bir takım dini idarelerin düşündüğü formülasyonlardır. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartları şunlardır diye bir ifade yok mesela. Maddeler halinde sıralanan bir şartlar, amentüler falan yok. Ama İslam'la ilgili, imanla ilgili bir sürü sözler söyleniyor tabii. Şimdi siz dışarıdan bakıyorsunuz, onları derleyip toparlıyorsunuz. Kimisi 5 şart çıkarıyor, kimisi 12 farz, kimi 32 farz, kimi 52 farz. Kur'an'da anlatılan helaller ve haramları böyle sıraladığınız zaman 32 tane, 52 tane helal haram çıkıyor. İşte bunlara şartlar filan diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendisinde, Müslümanların elinde bulunan orijinal dini metinde İslam'ın şartları, imanın şartları diye bir şey yoktur. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman vardır. Kadere iman da yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sonra salat etmek, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak da vardır. Ama bunlar böyle şart diye sıralanmış değildir. Keza öldürmeyin, çalmayın, iftira etmeyin, zina etmeyin, adaletli olun, rüşvet yemeyin ve yedirmeyin, zulmetmeyin, zorbalık yapmayın, insanlara iyi davranın, güzel işler yapın diye bir sürü emirler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunları herkes kendine göre sıralayarak İslam'ın şartları şunlar, İslam'ın şartları bunlar diyebilir. Peki bu neden böyle olmuştur? Neden İslam'ın şartları diye namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet getirmek, kelime-i şehadet başta olmak üzere söyleniyor. İmanın şartları da Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak diye de bu sonuncusu da ekleniyor. Niye böyle formülize etmişler? Formülasyonun sebebi ne? Sebebi benim anladığım kadarıyla İslam tarihinde yaptığım analizlere göre Emevileri, Abbasileri ve Selçuklu Osmanlı idarelerinin hepsi aynı. Geçmişte yapılan, yaşamış olan Müslüman askeri tarım imparatorlukları devletlerinin başında bulunan kişileri aklamaktır. Yani onların Müslüman olduğunu, dini bütün insanlar olduğunu, öldürmenin, çalmanın, öyle zina etmenin fazla önemli olmadığını, bunların sonuç itibariyle bir takım Allah'ın affedeceği günahlar olduğunu, önemli olanın namaz kılmak olduğu, Allah'a inanmak, oruç tutmak, 40'ta bir zekat vermek, ihtiyaç fazlası değil, 40'ta bir zekat vermek, hacca gitmek gelmek, kervanlarla başını örtmek, önemli olanın bunlar olduğu, bunların asasında din olduğu, onların sürekli yaptıkları, yani sürekli öldürüyorlar, sürekli çalıyorlar, sürekli cariyelerle zina ediyorlar, sürekli iftira atıyorlar. Bunları önemsizleştirip Kur'an-ı Kerim'de haklarında hiçbir ceza olmayan, insanların gönüllü yönelişlerine bırakılmış olan bir takım ritüelleri abartıp şart haline getirip dinin esasında budur demek bir imparatorluk formülasyonudur. İmparatorluk projesidir diyelim. Mesela Emevilerden örnek verelim. Oradan sonra hepsi bunu yaptı. Yezid cuma namazına gidiyor. Yezid namaz kıldığını bir şekilde insanlara göstermesi lazım. Hacca gidiyor, görünür ritüelleri sureta yapıyor. Ve dışarıdan deniliyor ki işte bak adam cumaya geliyor. Kim üst üstüne 3 defa cumaya gelmezse günahları kabul edilmez. Kim yılda bir defa hacca giderse bütün günahları silinir. Büyük günahlar hariç, kul hakkı hariç, Arafat'a çıkar vakfede durursa o da silinir. İkindi namazı kılanın bütün günahları silinir. Oruç tutanın günahları görüş köpüğü kadar dahi olsa affedilir. Bütün bu ritüellerin yapıldıkça insanlar da günah münah bırakmadı. Her şeyi sildiği süpürdüğüyle ilgili bir sürü hadisler var. Bunların hepsi uydurulmuştur. Hiçbirinin Kur'an'da yeri yoktur. Uydurulmuş, yeniden inşa edilmiş dinin geçmişte imparatorluklar çağında gerekleridir bunlar. Şimdi biz bunların gerçek İslam'da olmadığını söylüyoruz. Gerçek İslam'da olan şey nedir? Kur'an'da olandır. O zaman Kur'an'da namaz kılmamanın cezası nedir? Biri bana bunu göstersin. Kimse gösteremez. Yok çünkü. İçki içmenin cezası nedir? Yok. Başını örtmemenin cezası nedir? Yok. Hacca gitmemenin, oruç tutmamanın cezası nedir? Yok. Allah'a inanmamanın cezası nedir? Yok. Hiçbirisi yok. Kur'an-ı Kerim'de sadece görünür somut kul hakkı ihlalleriyle ilgili ceza vardır. Öldürmek, çalmak, iftira etmek, zina etmek, tecavüzde bulunmak onun devamı mahiyetinde.
Bunlardır yani. Bir malı çalmak bir yerden, bir adama vurmak, yaralamak. Görünür, somut, fiziki hak ihlallerinin cezası vardır. Düşünce suçlarının, inançsızlıkların, ritüellerin, yapmanın, yapmamanın hiçbir cezası, ödül müdül hiçbir şey yoktur. Bunlar sadece insanlara bırakılmıştır ve Allah bunlardan hoşnut olacağını söylemiştir ve cennette ödüllendirileceklerini söylemiştir. Bu kadar. Dünyevi bir ceza yoktur. Bunu kastediyoruz. Bu da düzenlemenin tamamen insan hakları meselesi esas alınarak yapıldığını gösteriyor. Önemli olan dünyada yaşarken bize lazım olan inanç değildir. Ritüel falan da değildir. Haktır, hak. Hak kimin hakkı yeniyor? Kim kime zulmediyor? Budur yani. Hak, adalet. Bütün bir söylem, hukuk söylemi Kur'an'da bunun üzerine kurulduğu için diğerleri şart olarak sıralanmamış. Mesela Yezid İstanbul'u fethe çıkıyor. Yarı yolda geri dönüyor. Fakat arkasından hadis uyduruluyor. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur diye övülüyor. Bu da kastedilen Yezid idi. Fakat İstanbul onun zamanında fethedilmedi. Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilince hazır uydurulmuş bir hadis de bizim Fatih'in işine yaradı. O da onu aldı, tepe tepe kullandı, hala da kullanıyorlar. Peygamber öyle bir söz söylememiş. Bu da hepsi tarihte, imparatorluklar devrinde, din kullanılarak, istismar edilerek uydurulmuş. Şu anda din adına bildiklerinizin %90'ı uydurmadır, aslı yoktur. Kala kala elde avuçta %10'luk gerçek, hakikate dair bir dini bilgi ancak kalır. O da Peygamberin Medine'sinde yaşanmış olan sade, hakka, hukuka, adalete dayalı İslam anlayışıdır. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim'e yönelik olarak illa İslam'ın şartları nedir? Uzun uzadı herkes Kur'an'ı okuyamaz. Birkaç madde halinde özetleyin denirse Kur'an'daki sıralanışlardan, kullanımlardan böyle bir şey çıkarılabilir. Ben bunu zaman zaman söylüyorum İslam'ın şartlarıdır falan diye söylemiyorum da. Mesela bir, Kur'an-ı Kerim'de nelere ceza öngörülüyor ve neler tekrar ediliyor sürekli? Buradan yola çıkarak İslam'ın esasında ne olduğunu daha iyi öğrenebiliriz. Bunlara şart falan demenin de anlamı yok tabii. Mesela sürekli tekrar edilen şeyler. Kur'an-ı Kerim'de seb'ül mesani diye bir kavram var. Tekrarlanan 7 demek. 7 cümle var ki Kur'an'da sürekli tekrar ediliyor. Demek ki İslam'ın esası, özü odur. Onlardır diyebiliriz. Mesela bunlardan birincisi lehül mülk. Mülk Allah'ındır. İkincisi la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Üçüncüsü, sadece Allah'a ibadet ediniz. Ona başka bir şey şirk koşmayınız. Dördüncüsü, Allah'tan sakınınız, takvalı olunuz. Beşincisi, iman edip salih ameller işleyiniz. Altıncısı, salat edip zekatı veriniz. Yedincisi, eğer bunları yaparsanız iyiler cennete, kötüler cehenneme girecek. Bu işte sebul mesanidir. Kur'an'ın tekrar ettiği, sürekli tekrar ettiği şeylerdir. Şimdi bu 7 cümleye bakarak İslam'ın ne olduğu esasında anlaşılabilir. Bak bu Kur'an'a dayalı bir formülasyondur. Diğeri de Kur'an'da nelerin cezası var? Yani ne yaptığımız zaman bunu cezalandırın diyor. Bu da önemli. Çünkü bir söylem bir şeye ceza veriyorsa onu kötü görüyor demektir. Ceza vermiyorsa insanlar bunu yapabilir. İnsanların eğilimine, yönelimine bırakıyor demektir. Bir, öldürmek. İki, çalmak. Üç, iftira etmek. Dört, zina etmek. Bu dördünün Kur'an-ı Kerim'de cezası var. Öldürmek, hayatı korumak için, yaşamı korumak için. Çalmak, çalmayı cezalandırmak, emeği korumak için, alın terini korumak için. İftiraya ceza vermek, insanın şerefini, onurunu, haysiyetini korumak için. Zina etmek de aileyi, dürüst ilişkileri korumak için. İnsana dair bu dört pek tabii insanca durum Kur'an tarafından koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla başka da bir şeyin cezası yok. Bir beşinci ceza daha var. O da sembolik, fiziki değil. Bu saydığım dört tane direkt fiziki cezalar var. Cezalar da tarihseldir, o ayrı bir konu. Beşincisi de kenz yapmak. Yani ihtiyaçtan fazla mal biriktirmek. Bu da bunu yapanlar biriktirdikleri tağlanarak sırtlarına, alınlarına ve böğürlerine vurulacak ve tadın kendiniz için biriktirdiklerinizi denilecektir. Bu şekilde sembolik ceza vardır. Bu sembolik cezanın fiziki karşılığı ne olabilir diye de tartışılmıştır. İşte alnına damgalanmak, yani onu faizci, kenzci, kara borsacı falan diye mahkum etmek, arkalarından iyi anmamak gibi şeylerle de yorumlanmıştır fiziki cezalara tekabül edecek şekilde. Ama bu şekilde de sakınılması istenmiş.
Dolayısıyla 7 tane tekrarlanan 7, 5 tane de 4'ü fiziki, 5.'si sembolik cezalardan yola çıkarak İslam'ın esasının, özünün, ruhunun, Kur'an dininin temellerinin ne olduğu anlaşılabilir. Diğerleri geçmiş çağlarda üretilmiştir ve artık zamanı geçmiştir. İyi niyetle de üretilmemiştir. Bir takım insanları korumak, kollama amacıyla üretildiği için artık onları kullanmamak gerekir. Evet, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hocam teşekkürler. Tamam, hadi eyvallah, sağ ol. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.